Evet, şimdi rakibimiz Genova ama bir şeyi unutmuşum ben. Adamların özel hareketlerine bakmamışım şimdi. Mancini'de banana şutun olduğunu gördüm. Maçın içerisinde gördüm. Tesadüfen denk gelmesem belki de kaç maç boyunca kullanamayacaktım, değil mi? O yüzden bir bakayım dedim de Mancini ve Tsubasa dışında herhalde yeni özel hareketi olan bir abimiz yok. Tsubasa'da Diving Head vuruşu var. Vay be. Tamam, bunu da deneriz. Onu da deneriz. Tekrardan taktik ekranına gelelim. Aaron'u her zamanki gibi alalım 9 numaraya ve maça başlayalım. Bakalım Genoa'da değişen bir şey var mı? Genoa bir şeylerin değişmesini en çok beklemediğim takım aslında. Çünkü Genoa ile özdeşleşmiş bir oyuncu yok. Oba, Satrustegi var. Eklemişler birilerini. Hakikaten. Tabi Andreas klasik abimiz. Kazuyoshi diye bir abimiz var ki bu şey mi? Tsubasa 4'teki Kazu mu? Kazuyoshi Miura olabilir. Neyse, şu an takmıyoruz ve Mancini'ye gönderiyoruz topu. Çünkü denememiz gereken bir tane daha özel hareket var Tsubasa'dan. Onu deneyeceğiz. Tahminim alçak hava topuna vuruldu, evet. Çok estetik lan. Ben seviyorum bu tekniği bak. Tsubasa 1'de geldi. Ondan sonracığıma hiçbir oyunda bir daha aranmadı bu teknik. Ama aslında çok kişinin kullanabileceği çok klas, çok teknik, baya güzel bir hamle. Yine ilerlemeye devam, ilerlemeye devam. Bakalım beni durdurup kendi özel hareketlerini falan kullanabilecekler mi? Atak yapabilecekler mi? Bunu çok merak ediyorum. Yapamazlarsa ben topu onlara kendim vereceğim bu arada. Neticede oynamak değil görmek istiyorum. Evet, bu sefer kalecileri yemedi. Ama müthiş defansımız topu göğsüne aldı. Pası kesti. Lece defansları canlı başla mücadele ediyor hala. Bakalım oyun böyle devam edecek mi? Genoa'dan daha fazlasını bekliyorum. Lece'nin kıydırık defanslarını bile top kaptırıyorsanız sizden hiçbir bok olmaz. Bu bıraksam mı? Aha. Attım golü. Ha, vur bir tane. Hatta bırakıyorum, vur yani. Bakalım nasıl atak yapacaksınız. Hiçbir şey yapamadı. Evet, Diving Head Kazu abimizde de var. Ve tabii ki attı. Şu ana kadar oynadığım en iyi Genoa diyebilirim. Bir de şey var aslında. Az önce Genoa'nın özel oyuncuları lafımı böldü videonun başındayken. Genoa ile ilişkilendirilebilir hiçbir orijinal Tsubasa karakteri yok aslında. Bir işte resmi gözükmesi dışında hiçbir vasfı olmayan Andreas isimli eleman var. Bir de Wakabayashi var. Evet. Sezar topu onlara yar etme. Ya. Head geliyor galiba. Bakalım. Dynamit etmiş ismi. Yalnız çok yakıştı şeye. Uçuran kafa vuruşu animasyonuna o kaleye giriş sahnesi bayağı yakıştı.
Ha, beraberliği yakalamışlar lan. Hiç beklemezdim Genoa'nın bana karşı beraberliği yakalayabileceğini. Vay be. Ama tabii ki böyle oynarsan, Aron'la top sürmeye çalışırsan tabii ki beraberliği yakalarlar. Hatta öne bile geçebilirler. Şu an geçtiler hatta. Genoa'ya karşı geriye düştük. Hayırlı olsun. Neyse, güç doldurmaları yapalım. Zaten muhtemelen bundan sonra hiçbir zaman şansım olmayacak güç doldurmaya. Çünkü böyle bir şey vereceğim ki maçı. İlk yarı bir bitsin önce. Anında ikinci yarıya başlayacağız. Yalnız bu Satrus Degi abimiz de CT2'de olduğuna kıyasla daha yakışıklı birisi olmuş. Bir glow up yaşamış. Hayırlı olsun demek düşer bizlere de. Nalbur ya. Adam hakikaten atıyor. Dik kurallarına aykırı oğlum Mancini'nin gol atması. Hayır, durduramıyorum. Allah'ım ya. İyi bari bak, Bruno'nun adamlığı iki defa bizi kurtardı. İki defa topa dalma hamlesi yaptı bak. Catch punch falan değil. Söylemese de yazıda İKE diye yazıyor aslında. Keşke bunu da seslendirme olarak ekleselerdi. Ne yedik? Ben Bruno'nun hiçbir zaman hayatımda uçuran şut kurtardığını görmedim. Hep uçuyor. Özel şut kurtardığını da... Gördün mü görmedin mi? Gördüysen bir kere, görmediysem hiç. Vallahi öyle. Hayır, koşsana oğlum o topa ya. Çok kötü. Mancini koşar diye bekliyorum. Büyük hayal kırıklığına uğrattı beni. Yine hayal kırıklığına uğrattı. Abi. Subasa 5 oyuncularının %60'ı aptaldır. Yani NPC'lerden bahsediyorum. Oho. Kalbime indi lan. Kötüydü baya. Bak iki tane Tsubasa ve Domenico'yla pas kesme hareketi yapma nelere mal oldu. Kelebek etkisi yemin ederim. Eski alışkanlıklarım beni Carnevale ve Aron ile orta kafa gol yapmak konusunda zorluyor ama anlayamadığım bir şey var ki kurtuluş orada değil.
galibiyet golünü atıyoruz. Girmez sağlarım. Oh. Kimin yağları eridi. Level atlayanlar var. Takımın tamamı. Evet, bu videoda burada son buldu. Genoa birazcık sıradan bir takım ve benim de biraz hasta ve uykusuz günüm olduğu için enerjisi düşük bir video yapmış olabilirim. O konuda kusuruma bakmayın lütfen ama gelecek maçlarda, özellikle şu gelecek Torino maçında epey bir sinir krizi geçireceğimi düşünüyorum. Bu Torino maçın orijinali de çok sinir bozucu bir maçtır. O yüzden yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.